aşkım, hemen koyuyorum. Sen acıktın değil mi? Evet. Sigara böreği de kızartacaktım ama neyse, önce bunları yiyelim. Dünden sigara böreği çıkardım. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Hepimiz hayatın bir yerinde işçi olduğumuz için, ha evde işçi ha dışarıda işçi, o yüzden bayramımız kutlu olsun. Şimdi bugün resmi tatil. Dünden öyle araştırıldı, okulların tatil olduğu söyle, yani yazılıyordu. Arası o yüzden göndermedim okula. Alarm kapatmışım, bir uyumuşuz. Bir gözümüz açtı, saat 10'a çeyrek var. Ondan sonra arası ılık yapacağım, o yüzden yarım koydum. Su ekleyeceğim. Canım gel önce şekerini dök. Tereyağlı simitleri ısıttım. Yusuf gitti çünkü benzin alacak, oradan gidip dükkanını açacak. Dedim ben biraz evi toparlayayım. Arası doyurayım, kahvaltısını yaptırayım. Yusuf kahvaltı yapmak istemedi. Gel canım. Zeytin var. Zahter. Seviyorum ben. Dün sabah da yedim, çok faydalı. Şey, tüsürmek isterse diye çıkardım. Peynirimiz kalmamış. Peynir de niye almadık geçen alışverişte? Çünkü dükkandaki iki tane krem peynirim var ya. Onlardan onları getireceğim eve diye. Hani orada da ziyan olmasın. Hadi gel canım. Hadi. Şey, su al. Bir, yatak odasının bir yerde su var şişede. Hadi su dök üzerine. Şimdi oy, lavaboya böyle gösteriyorum ama su var kesik. Ben de biraz domestoslu su yaptım. En azından şu tezgahları falan silmeye başladım. Burayı sildim. Ocağa geçtim. Sonra böyle ilerleyeceğim. Sular kesik olduğu için de lavabonun içindeki bulaşıkları bekletiyorum. Ondan sonra canım, ekmeği kaldırıyorum o zaman. Kimse ekmek yemeyecekse. Tamam. Aras kuzu bugün denize gitmek istedi ama şöyle, dükkanın oradan gideceğiz, dükkanın karşısından. Her yer çöp, her yer çöp. Bakar mısınız? Daha yeni iki kova oğlum çöp attı. Bak, bak, bak. Herkesin odasından yanı başında bir tane çöp çıkıyor illa. Kapaklar temiz. Dün meyan kökü demledi Yusuf ve gece onu içtik. Onu da dağıtırken şey yapmış, döktürmüş birazcık tezgahı. Böyle önce kabasını alayım, sonra fiber bezle üstünden geçerim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben bugün gözlerim çok şiş uyandım. Çünkü erken uyumuşum. Dün saat 11 gibi. Yusuf bir Arap filmi açtı. Böyle komedi, aşk filmi. Ondan sonra onu izlerken uyuyakalmışım. Sen yani, sen kahvaltını yap güzel oğlum. Beni bekleme, geliyorum ben. Şuraları hemen sileyim iyice kurumadan. Uyuyakalmışım. Fazla uyuyunca da benim gözlerim şişiyor ve başım ağrıyor. Yani şu anda başım ağrıyor. Ama ağrı kesici almadım. Kendimi ağrı kesiciye falan alıştırmıyorum. Evet. Sigara böreğini o zaman geri dolaba koyayım. Akşam geldiğimde kızartırız. Dünden tavuk haşladım, tavuk göğsünü. Uyuyakalınca inanır mısınız, onu bile Yusuf kapatmış. Yani pilavı yetiştiremedim ama burada borşum var, dün yapmıştım. Akşam geldiğimizde bunu yeriz. Karpuzumuz var, meyan kökürü şurada demlemiş. Bundan da yarın için artık yemek yaparım. Bugün bu borşu bitiririz. Günaydın canım. Günaydın. Nasılsın canım? İyiyim. Güzel oğlum benim. Şimdi artık havalar, bakar mısınız, ısınmaya başladıkça her yerin penceresini açıp gece öyle yatıyoruz. Esiyor. Yatağı hemen toparladım. Bu da yanı başımda meyan köküm. Bunu bitireceğim. Kapağını kapatayım. Şuranın camını silmem lazım. Çok lekeli. Onun dışında şifon yerlerin tozunu şöyle bir alırım. Pencereler açık olduğu için sürekli toz doluyor içeriye. Buranın penceresi de açık. Artık Ceylan yapsın diye. Orası açık, burası açık. Sanırım bir haftayı çekmez. Yavaştan klimalar çalıştırılmaya başlar. Şu kayısıdan biraz götürelim bugün dükkan anneciğim. Çünkü hem ev sıcak hem de akşam yemiyorsunuz. Ben yiyorum. Akşamları yiyor musun kayısı? Hı. Tamam o zaman canım. Çürüsün kalsın istemiyorum anneciğim. Ben yiyorum. Deniz için hem kendime hem orası bir şeyler hazırladım. Ben girer miyim bilmiyorum. Anne, aşağıdaki deniz yatağını götüreceğim ben. Tamam canım. O gazi ama. Tamam.
Aslında güzel esiyor da. Evin içi sıcak. Oh mis gibi. Belki çayımı şimdi çıkar terasta içerim. Ha, su hazırladım çiçekleri sulamak için dün akşam. Sonra artık sivrisinek doluyor diye kapıyı açmadım. Bununla şunları hemen hatta çıkmışken sulayalım sizinle beraber. Ben daha pijamalardayım ama olsun. Ev hali. Artık bütün yazlık pijamalarımı, pamuklu pijamalarımı çıkardım. Çünkü şey, havalar sıcak. Böyle iki elle yapacağım bunu mecbur. Tek elle olmayacak. Benim güzellik de açmaya başlamış. Bak, olmadı gene tek elle denediğim. Ay. Terasa uzunca hortumu çekip bol suyla yıkayacağım bu sabah değil. Bu suyu çok seviyor. Azıcık suyu görmesi hemen kurumaya başlıyor. Ne haber millet? Küçücük saksıdan kocaman çiçekler yaptın sen ha? Bunu yine buraya koyayım uçmasın. Güllerin mevsimi artık bitti. Yani zamanı bitiyor. Çok uzun süre kalmıyor bu güller maalesef. Gerçi bunları sık sık suladığım için içlerindeki kökleri falan ıslak olduğundan dolayı siz söyleyin adını. Toprak, içindeki toprak suya tok olduğu için dışına vuruyor böyle ikinci üzerine su döktüğümde, ikinci sulamamda. Benim aslında terasta çayımı alayım da öyle çıkayım. Terasa çıkmışken o havluyu halledeyim, örtüyü halledeyim. Nasıl aşkım, güzel mi bir tane? Afiyet olsun balım. Güzel oğlum. Seversin sen tereyağlı. Deden almış sana. Ha, çikolata mı sürdün? Hı hı. Tamam ama şey, tereyağlı zaten ya o. Şunun ucuna aslında hiç sokmayı düşünmüyorum ama. Ben gerçekten bazen sabahları... Ay, çamaşır suyuna da soktuk. Aferin sana. Hı hı. Aslında hiçbir şeye, sıvıya şey olmaması lazım. Kararıyor. Ben bazen sabahların şey oluyorum biliyor musunuz? Diyorum ki ay oruçluydum ya ben. Gibi oluyorum. Hala oluyorum ama. Şunu yiyeceğim mi? Yiyor anneciğim, gel şu karnını doyur. Hayır sen karnını doyur. Şunu ben yiyeceğim, bunu sana bırakacağım. Tamam bebeğim, teşekkür ederim. Ben doyacağım zaten. Tamam anneciğim. Neyle sürüyorsun? Nutella. İnanmıyorum, sen çikolatalı kaşıkla mı? Dur dur, yapma onu, yapma. Neyse artık kattın. Araç'cığım odanı topluyorsun. Kirli mi varsa sepete atıyorsun. Tamam. Hı-hı. Gideceğiz çünkü, hadi yardımcı ol bana. Hı-hı. Kaçakça. Kayınvalidem dün nerede? O da özlemiş bizi. Uğradık yanına kayınvalidem. Görümcem, kayınpederim. Çay içiyorlardı. Şimdi bunların nasıl bir sorunu var size söyleyeyim. Biz geçen resimler buradayken denize gittik ya, altımıza çocukları böyle hem piknik yapabilsinler diye serdik yeşilliğe. Ve dikenler yapışmış. Bu dikenleri önce temizleyip ondan sonra atmak istedim ben makineye. O yüzden bakın şöyle dikenler. Hı.
Mahallede hiç ses yok, şaşırtıcı derecede çocuklar. Eğer bugün tatil olsaydı dışarıya çıkmış olurlardı. Acaba okul var mıydı ya? Ya akşam akşam öğretmeni de arayıp sormak istemedim açıkçası, rahatsızlık vermek istemedim. Ama Aras dedi ki öğretmen öyle söyledi, anne dedi. Ama bize mutlaka yazı gönderirdi yani. Bu tamam, bunu atabiliriz direkt. Artık havlular çok kötü olmuş. Havluları göstereceğim size. Havlular çok berbat olmuş. Çok üzüldüm. Hiç düşünemedik mi ya biz nasıl oldu da o yeşillerin üzerine havluyu. Ben aslında daha önce de hep sererdim. Eylül'de Aras'la gittiğimde hiç böyle bir sorun yaşamazdım. Mevsimsel mi, daha yeni başladığı için mi, böyle dikenler mi çıktı, ne oldu? Baksanıza ne hale gelmiş havlu. Bunları hemen hızlıca temizleyip makineye atacağım. Akşam gelince çalıştırırım çünkü su yok. Yaz geldi, su kesik turizm yerinde. Bir de Yusuf dedi ki ben erkenden gideyim, şu şofbenim yanmasın. Daha önceki şofben öyle yandı ya. Sular kesikken açmış mı ne olmuş? Böyle bir şey söylemişti bana. O yüzden tekrar bir tane gidip de yeniden almak zorunda kalmıyorum. Onun servisine de ulaşamadık. Bankayla görüşüp bankadan faturayı çıktısını almam lazım. Bankaya da hiç gidemedim. Vaktim olmadı öyle söyleyeyim. Bütün bankalar şimdi sıralar tıklım tıklım yani. Her şeyi mobilden hallediyorum ben genelde. Şunlar bir temizlensin de. Boyuna posuna anan kurban olsun, veren Allah'a kurban olsun. Oh. Azıcık kovada su yaptım. Bu villada eski ev villadan, artık terasta kullanıyorum. Çok pis değil mi içi? Sileyim birazcık dedim. Yüksek. Annem ama içindeki su çok pis. Şuralara bak, şuralara da. Su yok ama bahçedeki su böyle çok kısık akıyor. Aras da gitti, suyu açtı, hortumu çekti. Diyor ki yok anne yıkayalım. Dedim ki oğlum sular kesip böyle yıkayamayız ama en azından tozu gitsin. Kargoyu bekliyorum. Kargo aradım, ne getirecekler bilmiyorum. Konum attım. Konum istediklerine göre büyük bir ihtimal ambar gibi büyük bir şey. Yani şey. Dolabı bekliyoruz ya kızlar. Dolap demişim, masayı. Bakar mısınız? Kedi çamurası gitmiş gelenler. En azından şöyle çek pasta o geçiyor. Ben de şey, o villadanın ucuyla böyle tozunu şey yapa yapa gidiyor. Ben de böyle suyunu çekiyorum, itiyorum. Su yettiği kadar yani, ne yapabilirim. Eski halinden iyi olur. Geliyorum aşkım, bu suyu alıp o tarafa getiriyorum. Şeyi düşünüyorum şimdi, eğer o koli çok büyükse, benim motorla götüremeyeceğim bir şeyse. Evet aşkım. Şey, annemi ararım ya da kardeşimi arabayla gelip alırlar. Bir yandan da suyun çok fazla açık olmaması iyi oldu Aras. Çünkü aşağıda eşyalar var ya, annem ıslanmasın. Dur bekle. Babaannen sana sesleniyordu. Bir bak bakayım ne diyor. Yani tozu falan kalksın en azından ortadan. Hayret edici bir şey. Su yokken bu kadar çeşmeden şeyin, suyun atması hortumdan. Vallahi içim rahatladı. Su tabii bizi biraz oyaladı, az akıyordu ama Aras babaannesinin çöpünü atıyor. Uyuyor akıllı oğlum benim. Kargo aradı, şeyleri getirmiş. Manikür masamızı çok şükür. Şimdi giderken götüreceğiz. Merdivenleri de yıkadım. Rüzgar zaten kurutur. Artık içeri gireceğim. Oh, kahvaltımı yapayım. Yavaşça toparlanıp çıkmamız lazım artık. Oy. İçim rahatladı yemin ederim.
Ha iyi var. Hatırlar. Hatırlar diye. Saat takmak hiç istemiyorum ama saat de bana büyük kolaylık sağlıyor. Gün içerisinde. Şu elbisemi giydim boyda. Yani bilmiyorum bana kim neyi yakıştırır ama kıyafet olarak. Ruj pembe sürdüm ama çok şey gözüküyor. Soluk gösteriyor beni. Kırmızı rujlarım, renkli rujlarım da hepsi şeydi. Turuncu var şöyle. Hadi aşkım hazırladım kıyafeti giy. Çok geç kaldık artık. Dükkanın anahtarını keşke babana verseydim açsın diye. Bu kadar oyalanacağım. Ve hiç aklıma gelmedi aslında. Anahtarı verseydim şey olurdu. Şu saçlarımı bir hal edelim. Önce. Elif temiz aslında. Yatak odasında saç taramak istemiyorum ama şöyle şu kahkül perçem olarak kestiğim ve sonra da dizginleyemediğim bunları ben şimdi toplayayım. Hiç uğraşmayayım. Zaman da kaybetmeyeyim. Üstüm dükkanında bunları bir hal ederiz. Şöyle gene babaanne topuzu yapayım. Tepeden. Küpene takalım. Dünkü halka küpelerimi takayım mı? Dünkü halka küpeleri takayım. Sadece dudağımı renklendirdim. Güneş kremim gelecek sipariş verdim. Ondan sonra bu askılı elbiselerin altına giymek için şeffaf askı siparişi verdim. O da gelecek. Bunun böyle hem nemlendirici hem de böyle koruyucu, kapatıcı bir özelliği olduğu için bu işine. Güneş kremi olmadığı zaman bunu uyguluyorum. Yusuf aradı, geleyim alayım mı dolabı şey dedi. Kargoyu. İki paket geldi çünkü. Şöyle de yapalım. Ben hemen bronzluk alıyorum. Yani böyle kızarma gibi bir şey pek fazla olmuyor. Çok aşırı öğlen saatleri güneşin altında yüzüm kalırsa yüzüm omuzlarım yanıyor. Onun dışında hemen bronzlaşıyorum. Bu da herhalde artı bir şey mi? Bilmiyorum da. Tamam. Küpemizi de taktık. Gözlüğümüzü aldık. Gidiyoruz. Hırkalar ayarladım akşam için. Soğuk oluyor gelirken çünkü. Ondan sonra havlular ayarladım. Nefesim yetmiyor. Yoruldum koştu kalktığımdan beri. Evi toparladım. Aras ödevini yaptı. Şükür 5 sayfa ödevimiz vardı, onu yaptı. Çanakkale ile ilgili şiir lazımdı, onu yazdı. Falan filan. Teras yıkandı. Mutfak toparlandı. Kahvaltı yapıldı. Elbisemi ütüledim. Aras'ı hazırladım. Aras'ın giyeceklerini hazırladım. Aras şimdi üstüne giyinir. Kargolar alınacak. Havlular hazırlandı. Denize giyecekler hazırlandı. Denize giderken birkaç meyve sebze falan aldım. Onları hazırladım. Oy yakışıklı. Şapka vereyim mi sana? Tamam. O poşetleri indirmeye yardım et o zaman. Arkadaşının ben hiçbiri olmaz denize giderken. Belki şey Diana'ya götürebiliriz. Evet. O denize girmez ama yanımızda oturur. Hayır, ben de girmem. Gelir tamam. Tamam. O şey yakışıklı. O girer. Gel. O girer. O da girsin. Tamam yavrum. O da gelsin. Şapka. Koş. Kafana şapka. Çünkü böyle olmaz. Şapka. Çabuk. Musulması yok şapka. Şimdi. Tamam. Şu kahve siyahı giyeyim. Takayım. Gidelim. Uyanamadan gidelim artık. Uzun zamandır sizinle yatak odasına hazırlanma videosu çekmiyorduk. Makyajı yapmam herhalde, böyle iyiyim zaten, denize gideceğim ya. Ne makyajı? Saçımızı sadece bir hallederiz. Hali yoluna koyarız. Gidelim dükkanımıza. Açalım ya Allah bir diyelim. Dün bayağı bir gezinen vardı bu arada. Şaka maka. Bayağı bir giren çıkan oldu. Akşam saatlerinde de bayağı giren çıkan oldu dükkanıma. Şimdi
Ben dükkana geleli bayağı oldu. Yerleri güzelce sildim. Ezel buradaydı. Ay halasının kuşu. Babası bugün Ezel'i getirmiş. Annemle çocuklar pazara gittiler. Oturduk biraz sohbet ettik. Dışarıda acayip bir rüzgar vardı. Aras gelir gelmez hemen başladı. Anne denize gidecek miyiz? Anne denize gidecek miyiz? Dedim oğlum bu rüzgarda nasıl gidelim? Şimdi öğleden sonra birazcık dindi gibi. Ha geliyor bizimkiler de. Yerim ben siz. Uy aşıklarım benim. İşte sizi tripoda koyayım da öyle anlatayım. Hem de şu işlerimi bitireyim. Çocuklar gelmeden vallahi bitiremedim. Şeyleri de dışarı çıkarmadım. Çünkü motorum kapının önünde. Onu şarja taktım. Şarjım çok azdı. Manikür pedikür masasını getirdik. Yusuf'un müşterisi gittiği zaman onu Diana ile açacaklardı. Ben dükkanı temizleyeyim falan dedim. Ondan sonra şunun askısı buna kenarlarından küçük geliyor. Bunu değiştirelim. Gelinim ile konuştuk. Bu pazar Allah'ın izniyle Ada Asel'imizin mevlüdünü yapacağız. Kırkını dökeceğiz, kırkını çıkaracağız. Ondan sonra biraz Emoş'umla konuştum. Ondan sonra bir yandan da Emoş'la konuşurken şey yaptım, camlarımı falan sildim. Ama dış camı su damlaları var, onları silmem lazım. Aras'a söz verdim. Öğleden sonra ya rüzgar dinerse denize götürdüm. Kaçtı. Kamerayı gördü hemen kaçtı. Benim kameramı gören herkes kaçıyor. Ne oluyor sanki ya? Ne oluyor sanki? Kızlar siz de desenize sanki biz de bayılıyor muyuz sizi görmeye değil mi? Kameraya çıkmak istemeyen herkese bunu söylüyorum, gönderiyorum. Biz de size bayılmıyoruz. Beni izleyenler zaten Negoş için izliyor. Kendi kendimi modumu yükseltmeler. Olsun olsun. Şimdi diyorum ki şu dış camların hatırlıyorsunuz yıkamıştık su izleri vardı. Kaçıncı yadır tekrarlıyorum yapacağım. Bunu bu sefer yapacağım artık. Maskesini değiştirdik. Şimdi cam silimi aldım. Fiber bezimi kuruluğunda aldım. Dışarıdan çekim yapmayacağım. Esnafta oturanlar var. Buradan göreceksiniz. Daha iyi olacak. Şöyle yapayım. Hoş geldiniz. Hala. Halaya bir merhaba de. Bak bak şuraya merhaba de herkese. Merhaba. Merhaba. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Nereye gittiniz aşkım? Nasıl geçti? Kemere gitmedim. Sen kemeri çok mu seviyorsun halacığım? Evet. Ay Allah'ım. Tamam. Hadi oturun sandalyelerinize güzelce. Telefonunuzu izleyecekseniz izleyin. Yoksa biraz oyun oynayın. Ben de şu camları sileceğim. Tamam aşkım? Tamam. Su içtiniz mi bolca? Havalar sıcak artık. Hadi oturun. Halacığım söyle bir tane. Ne istiyorsun? Şiş geldi. Ooo sizin bakımınız baya güzel ya. Ezel şu erikleri galiba sen anne, yedin böyle değil mi aşkım? Evet anne o. Çünkü ekşi mi alacağım? Evet ekşi. Ekşi aşkım. Oy, özür dilerim. Düşürdün mü? Evet. Size peçete vereceğim durun. Ağzınızı yüzünüzü silmek yok. Aras'cığım bir dakika bebeğim. Ben video çekerken hep sabote ediyorsun. Bu yılın ilk yereğini yiyeceğim ve dua edeceğim. Çünkü ilk meyve yenirken dua edilir. Yani sezonun ilk meyvesi demek istediğin. Alın bakalım. Eller buraya silinsin. Çöpler de buraya. Tamam? Tamam. Aferin size.
şey gibi gidiyor. Bu hamileliğinde Aziz abi işe... Yok aslında hamile değildi Aziz abi yanındayken. Çocukları yoğun Ay, ısrar. Thomas gibi yürüyor. Annem şemsiyeci başı oldu. Şemsiyesini unutmam. Çocuklar... Çocuklar bahane. Deniz şahane mi diyorsun anne şimdi sen yani? Diyorum ki annem işlerin gelir diyor ki yok yok gidelim hadi ben ayaklarımı suya sokayım. Çocukların bahanesiyle biz de kaçtık. Yani, anneciğim balonun ucu yere sürtünüyor zaten o patlak ya. Direkt in annem şuradan oradan inemezsin. Şu aradan in. Ezel'e bak Ezel. Dükkandan bir şeyler buyurdum giydim onu. Giydirdim ona. Efendim gene ne istiyorsun annem? Neyden memnun değilsin gene? Gene neyden memnun değilsin oğlum? Heh, söyle. Dedik ki saat 4 gibi gelelim. Yok. Küstü, ağladı, çağırdı. Ezeli doldurdu üstümüze. Annem dedi ki hadi gidelim saat 2. Tam da güneşin çok yakıcı olduğu saat ama neyse. Ezel'in şapkasını giydirdik arasını ki unuttum. Çocuğunu alan sahile gelmiş. Bugün zaten şey günüydü ya. Okul tatildi ya. Ben üstümü değiştirmedim. Yedek elbise getirmiştim. Yetiştiremedim ki bir anda apar topar geldik. Ben niye konuşamadım ki bugün? Burası Nutrland'ın terk edilmiş otelin sahili. Arabayla geldik. Ana Ezel bir tarafa gel alıcım. Gel aşkım gel. Şimdi o mesele değil de çocukları buradan çıkarıp götürmek mesele. Geri giderken. Hadi bismillah. Aşklarım saat 4'e geliyor. 4'e 10 var. Biz çocukları denize götürdük. Ne kadar oldu? Bir 40 dakika oldu geleli. Ben hemen motora bindiğim gibi eve geldim çünkü bak burası karışmış. Çünkü bu sabahtan kaldırdığım dolaba tavuk suyu ve tavuğumdan hemen geldim. Bir öğlen yemeği yapayım dedim. Bugün annemin orada da yemekte şey vardı, borş vardı. Yusuf sabah kahvaltı yapmadan çıktı. Borşu da sevmiyor. Dedim ki ben en iyisi eve gideyim. Şu akşamdan yapacağım işlerimi gündüzden kimse yokken boşlukta yapayım. Pilavımı tavuk suyuma demledim. Şöyle hemen karıştıralım. Altını kıstım. İyice demin alsın. İnşallah üzerime devrilmez de. Aslında bu yemek neredeyse hemen hemen şey gibi düşünebilirsiniz. Yusuf'a özeldi. Çünkü annemin orada hazırladığı her şeyi biz yiyoruz ama Yusuf biraz içici. Ondan ötürü kahvaltı da yapmayınca içime sinmedi. Dedim neyse yemeğimi yapayım. Akşam da dükkandan geç gelmiş bile olsak orada tencerelerle götürürüm. Orada yeriz. Birkaç tane tabak falan koydum. Çatal koydum plastik. Tabukları didikledim. Tereyağı, pul biber, paprika, tuz. Çevirdim. Bu hazır. Pilav demlendikten sonra bunun üzerine sereceğim. Tek böyle kat olacak şekilde. Tencereyi kapatıp, kapağı kapatıp tek şekilde bu tencereye götüreceğim. Burada da son artık şeyim vardı. Mor lahanam vardı. Kendime meyan kökü doldurdum. Soğuk soğuk. Vallahi çocuklarla plajda, sahilde. Biri dedi ki acıktım. Biri dedi ki ben suya gireceğim. Bir de güneş şey oldu. Bulutlar geldi. Şöyle kapandı. O yüzden dedim hadi gidelim. Ben hemen koşturarak geldim. Sarımsak, tuzla bu şeyi birazcık ovdum. Kırmızı lahanayı. Yoğurduma kattım. Bunu da götüreceğim. Yusuf için şili biberi götüreceğim. Burada da böyle bir helva almıştık biz. Kapaklıydı ne? Cevizli helva. Bunu da götürürüm. Çayla içeriz. Şundan bir yudum alayım da. Meyan kökünü icat edenden Allah razı olsun. Dolapta yine var. Akşam gelince içeriz. Yani anlayacağınız Nigar koştur koştur yine eve geldi. Ya bir dükkanda yemek düzeni oturtmam lazım ya da eve böyle öğlen saatlerinde gelip motorumla yemek yapıp gitmem lazım. O zaman da belli olacak bir şey. Şunu tek elimle karıştıramadım. Size durum güncellemesi yapayım diye açtım kamerayı. Tabii ki size buranın son turunu çekmesem olur muydu? Olmazdı. Masa geldi. Ben evde yemek yaparken benim çalışkanlar Diana ile Yusuf halletmiş. Ürünlerini dizmiş. Diğer ürünlerini biz buraya bu standı Diana'ya verdik ki kendi ürüne daha fazla olacak çünkü. Burayı zaten bayan resimli olduğu için burayı kullanacak. İşte tabak, kaşık, bulaşık
ne bileyim şeker meker çay. O standı aldık. Bu standı ben bir beyaza boyamak istiyorum. İçimden öyle geliyor. Hiç hoşuma gitmiyor çünkü üzeri sürekli yazılı ya. Son müşterisi var, hemen çıkacağım. İki koltuk, tekli koltuğu tabii karşı karşıya yapmışlar. Bizim bu 12 tane gelen küçük tabelalarımızı böyle yapmışlar. Müşteri benim mi? Çıkayım mı? Ha tamam, çıkıyorum canım. Son halin sonu daha ayrıntılı çekerim ben size. Hadi gidelim. Hoppala. Diana çay demlemiş. Çay içeceğiz. Çay. Çay pauzu. Burası böyle kaldı Yusuf. Nasıl çalışacaksın öyle? Ne? Bunları indirttirdin ama nasıl çalışacaksın? Ben çalışıyorum. Biz çıkalım o zaman. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Size de hayırlı sezonlar. Hayırlı yazlar diliyorum. Anneciğim koltuğunu biraz çekmeyi düşünür müsün bebeğim? Kalk şurayı düzelt. Şu koltuğu da düzelt anneciğim. Hadi yardım et. Kalk. Kalk anneciğim. Hadi güzel oğlum. Şimdi. Ana benim böyle şarkılar burada çalmazdı. Benim burada böyle şarkılar çalmazdı diyorum Selim Sultan. Hayırdır? Ana. Ha, YouTube'dan olduğu için sırayla. Anneciğim bende çok güzel pilav var. Üzeri tavuklu. Ondan sonra olur. Kırmızı lahana salatası yer misin? Yemek yaptın. Ben çok yaptım geldim. Yaptım geldim. Beyleri doyurdum. Beyler dediğim işte İbo atıştırdı biraz. Yusuf yedi. Öyle aşkım. Hoş geldin. Çaya geldin galiba. Evet, burada bulaşıklar beni bekliyor. Diana da bizim çayımızı alsın gelsin. Biz de çayımızı içelim. Sonra şu koltukları akşama dışarı çıkarayım. Ben size çekemedim çünkü. Bir oraya koştur, bir buraya koştur. Şöyle kızları çekmeyeyim. Kızları çekmeyeyim. Diana hemen. Allah'ım. Emektar anacığımın. Bitmiş halinde göstereceğim. Gerçi bitmiş değil mi? Sayılır. Bakayım ha öbürki şeyde. Şu benim işe yarıyor mu Aya? Şey diye. Normal mi? Niyet. Bu kıza da hiçbir şey hoşuna gitmiyor. Makası eline aldı. Diyor ki. Şey. Ha otomatik belki. Razetka belki. Aldığımız makas hiç kesmiyor. Hatta ben resmini çektim. Trendyol'dan aldığım için iade kodu oluşturdum. Resmini de gönderdim. Yani kullandıkça tabii malzemelerin hangisi iyi hangisi kötü anlayacağız. İlk işte şu şeyini verdi. Şimdi benim UV ışınıma da diyor ki kendi kendine kapanıyor diyor. Annem diyor ki onun şeyi diyor, bu başlık var ya, kablo. Kabloda sorun var diyor. Onda temassızlık var diyor. Yok, kablo değil. Otomatik kapanıyor. Otomatik mi kapatıyor kendini diyorsun? Hiçbir yere değmeyin. Tamam tamam. Ha nazar mı olur? Tamam hadi gidiyorum ben. İyi hadi. İşte öyle. Bebişler. Neyse hazır Yusufçuğumun müşterisi yokken size göstereyim şurayı. Bu stand bu tarafa aldı. Ondan sonra bu akşam biraz sakin, Allah'tan işleri de kocacığım biraz dinleniyor. Dün akşam çok yorulmuştu. Şu köşe çok güzel oldu. Hele ki şu şeyle şurasının renkli olması, şuranın da yanıyor sönüyor olması çok çok güzel aydınlık oldu. Güzel oldu, beğendim. Karşı komşumuz hediyelikçi Ali abi. Aslında annemin restorantının sahibi. Oradan ondan devralmıştık. O da geldi, dükkanını yerleştiriyor, malzemelerini çıkarıyor. Şimdi biz bu şeyle ilgili ne düşündük biliyor musunuz kızlar? Şunu. Bu taraftan gelirken benim dükkanımı kapatıyor. Çok uzun olduğu için. Dedik ki Yusuf'la. Yani şurada zaten havluluk var. Bu havluluğu buraya koyuyoruz, uçuyor. Hem ayak altını dolduruyor. O yüzden dedik ki o havluluğu şuraya alalım. Sandalyeleri, masayı birazcık bu tarafa çektik. Ondan sonra burada başka nasıl düzenleme yapabiliriz diye düşündük. Ve dedik ki şöyle olan üçüncünü fazla diye yukarıya kaldırmıştım, boşaltmıştım ya. Onu getireyim, bu tişörtleri azaltayım. Çok fazla var. Aynı modelden, aynı renkten bir sürü tişört var. Azaltayım. Tabii dışarıda yine tişörtüm olsun ama bu eşeği kaldırmak istiyorum buradan. Bu standı, rafı artık ne derseniz deyin. Çünkü benim şu güzelim dükkanımı kapatıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum. Ben bunu sevemedim. Oradan gelişte de Yusuf'un berberine zararı var. Şöyle göstereceğim, anlayacaksınız. Bakın şu zaten yeterince buraları kapatıyor. Bir de o olunca şöyle yarım olsa en azından bir tık daha iyi olur. Bilmiyorum, zamanla gene karar vereceğiz. Bizim kararlılar, kararsızlıklar gene başladı. Ben de ledlerimi yakayım çünkü annemin ledi yanırken çok güzel görünüyor. Benimkini de açalım. Müziği de açtım. Bugün Türkçe takılıyoruz. Normalde hep böyle yabancı
Evet. Ayrıyım bakalım. İlk müşterimiz manikür pedikürde annem olacak. Bakalım. Hem Diana alışsın dedik. Hem biz bir bakalım dedik. Şöyle güzel. Of, saat 10.30. Saat 10 gibi geldik biz. Kıyma almıştım bugün şoktan. Ve onları yuvalama yaptım. Yuvalama derken yuvarlak dükkanda otururken yaptım. Annemin manikürü bitti. Çok da güzel oldu. Son halini, resmini inşallah unutmazsam buraya bir yere bırakırım. Unutursam da yarın canlı gösteririm ama son haliydi hemen hemen zaten izlediğinizde video. Survivor açtık. Kavun, karpuz. Mis gibi. Yüzümü güzelce yıkadım. Bugün biraz makyaj yapmıştım akşam. Yarın öğlen yemeğini ya yapar giderim, yanımda alırım. Ya da arada gelirim. Yemeği hazırlar giderim. Aras yatıyor. Çantamı hazırladım. Yarın için değiştirdim daha doğrusu. Serbest çantayla geziyordum. Vedalaşıyorum. Vlogu kapatıyorum. Sizi öpüyorum. Dünkü videomu montajlayacağım. Bugünkü video montajlanacak. Yani aslında kulaklığımı alsam iyi olacak. Çünkü televizyonda dikkatimi dağıtsın istemiyorum. Neyse öpüyorum sizleri. Yarın görüşürüz.